Şimdi sizlere 9 Ocak 2020 Perşembe Urfa Şanlıurfa kuponumu paylaşacağım. Şimdi ilk ayak 3. koşuyla başlıyor. Maiden bir yarış, 1200 kum. Ben bu yarışı koşturduğumda ben 2 numaralı Baba Mercan'ın kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Çıktığı gibi bitirmeyi deneyecek. Hemen arkasına 5 numaralı 2 Demir Kırın geleceğini düşünüyorum. Sonra 6 numaralı Kaya Semet, sonra 9 numaralı Tek Kralı ve sonra 10 numaralı Veysel Baba sıralanırlar diye düşünüyorum. Yani yarış 2, 5, 6, 9, 10 diye önde giderler. Benim ilk tercihim hemen ön arkası gidecek olan 6 numaralı Kaya Semet olacak arkadaşlar. Ön arkası takip edecek, düzlükte geçip kazanmayı deneyecek. İkinci tercihim de çıktığı gibi bitirebilecek olan 2 numaralı Baba Mercan olacak. Yani benim ilk ayaktaki sıralamam 6 numaralı Kaya Semet ve 2 numaralı Baba Mercan arkadaşlar. İkinci ayağa geçersek handikap 13 bir yarış, 3 yaşlı İngilizler, 1300 kum. Bu yarışı koşturduğumda da 12 numaralı Şekkiya'nın kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Arkasına 10 numaralı Miss Adana, sonra 2 numaralı Kubat Fırtınası, sonra da 4 numaralı Yıldızlı Aslan giderler önde diye düşünüyorum. Yani yarışın ilk dördü sıralaması koşarken 12, 10, 2, 4 olur diye düşünüyorum. Benim buradaki ilk tercihim, favorim 2 numaralı Kubat Fırtınası olacak arkadaşlar. Ön arkası gidip düzlükte atlayıp kazanmak isteyecek. İkinci tercihim 12 numaralı Şekki olacak. O da çıktığı gibi bitirmeyi deneyecek. Bitirebilme şansı var arkadaşlar. Üçüncü tercihim 10 numaralı Miss Adana olacak. Miss Adana da önde gideceği için arkadaşlar, o da hemen öndeki 12'yi geçip virajda geçip 12'yi çıkıp bitirip kazanabilir. Üçüncü tercihim 10 numaralı Miss Adana olacak. Dördüncü tercihim 7 numaralı Fraser olacak. Fraser da ön arkası gidecek. O da düzlükte geçip kazanmak isteyecek. Ve son tercihim de ortalarda gidecek olan ve bomba olan 8 numaralı kararsız olacak arkadaşlar. Sprinter bir at, yarın tehlikeli. Yani benim ikinci ayaktaki sıralamam 2, 12, 10, 7 ve 8. Üçüncü ayağa geçersek handikap 13 bir yarış, 4 yaşlı Araplar, 1400 kum. Şimdi burada bariz bir kaçak at yok arkadaşlar. Büyük bir ihtimal 1 numaralı Bir Umut önde gidip kafayı alabilir. Benim buradaki ilk tercihim 12 numaralı Zorlu Ağa olacak arkadaşlar. Zorlu Ağa ön arkası gidecek. Önlerde gidecek yani. Düzlükte öndekileri atlayıp kazanmak isteyecek ki formda kazanabilir. İkinci tercihim de 5 numaralı Godfather olacak. Godfather da ön arkası gidecek. Önlerde gidecek ve yarın bomba çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani benim ikinci ayaktaki sıralamam 12 ve 5. Ki üçüncü ayakta, pardon arkadaşlar. Üçüncü ayaktaki sıralamam 12 ve 5. Dördüncü ayağa geçersek, dördüncü ayak maiden bir yarış. 4 yaşlı Araplar, 1200 kum. Burada ben 8 numaralı Mecita'nın kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Ama benim buradaki tekim, bankom, favorim 5 numaralı Fırtına Kalsın. Fırtına Kalsın ön arkası gidecek. Düzlükte etkili sprintiyle öndekileri atlayıp yarışı kazanmak isteyecek. Dördüncü ayak 5, Fırtına Kalsın, bankom arkadaşlar. Beşinci ayağa geçersek handikap 15 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar, 1200 kum. Şimdi bu yarışı koşturduğumda kafamda 12 numaralı Delicihan, 9 numaralı Altun 1, 7 numaralı Kırımay ve 6 numaralı Teyyare'nin önde gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani yarışta 12, 9, 7, 6 en az 3'ü önde gidecek. 3 numaralı Elmas'ın Kızı da hemen ön arkası gidecek. İlk tercihim, favorim 3 numaralı Elmas'ın Kızı olacak. İkinci tercihim 5 numaralı Dallıcalı olacak arkadaşlar. O da ön arkası gidecek. Ve son tercihim de yine ön arkası gidecek olan 11 numaralı Patoz olacak. Yani benim 5. ayaktaki sıralamam 3, 5 ve 11. Son ayağa geçersek handikap 16 bir yarış, 2100 kum. Son yarışını bir çoğu birlikte yapmıştı arkadaşlar. 11 numaralı Orange Blossom etkilenmesine rağmen, çıkışta biraz gecikmesine rağmen çok etkili sprintiyle gelip kazanmıştı. Yarın da yine büyük bir ihtimal favori çıkar. 8 numaralı Trustable da önlerde gidip virajı dönerken kafayı alıp yetiştirip bitirmeyi denemişti. Ama 11 numaralı Orange Blossom'a geçilmişti arkadaşlar. Yarın yarışım 100 metre uzuyor.
Ama yarın ben ikisi favori çıkar diye düşünüyorum. İkisine kuponumda yer vermeyeceğim. Ben burada 12 numaralı Remezan abinin kafayı almasını bekliyorum yarın. Koşuda başlarda. Arkasına da 8 numaralı Trustable'ın geleceğini düşünüyorum. Ve çok hızlı bir yarış olacağını düşünmüyorum. Benim buradaki ilk tercihim yine sprinterlerden 9 numaralı Göncü Bey olacak arkadaşlar. Arkalardan gelecek. Etkili bir sprinti var. Bir önceki birlikte yaptıkları yarışta 3. olmuştu. Ben burada favorim olarak tutuyorum 9 numaralı Göncü Bey'i. İkinci tercihim 3 numaralı Supreme olacak. 3 numara Supreme de sürpriz çıkar. O da arkalarda takip edecek. O da sprinter. Üçüncü tercihim 10 numaralı Kupits Arrow olacak arkadaşlar. Kupits Arrow yani kendini unutturdu. Ön arkası gidecek. Ortalarda da takip edebilir. Ve yani normalde bu mesafede ya da 100 metre kısasında buradaki atlardan 3 saniye derecesi daha iyi arkadaşlar. Nisan'da yapmıştı bu dereceyi. Şu an biraz formsuz gibi olduğuna bakmayın. Son birlikte yaptıkları yarışta 9. olmuştu ama yarın bir bomba yapabilir. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum yarın kendinden. 3. tercihim 10 numaralı Kupis Arav olacak ve yarın sürprizle çıkacak. Ve son tercihim de 13 numaralı Sürmeli Bey olacak arkadaşlar. Sürmeli Bey de yine sprinter artan bir formu var. Yarın yine sürpriz çıkar. Derecesi iyi. Ben kendisini beğeniyorum. Son tercihim de 13 numaralı Sürmeli Bey olacak. Yani benim son ayaktaki sıralamam 9, 3, 10 ve 13. Baştan itibaren ben size kuponu verecek olursam ilk ayak 6 ve 2. İkinci ayak 2, 12, 10, 7 ve 8. Üçüncü ayak 12 ve 5. Dördüncü ayak 5 banko. Beşinci ayak 3, 5, 11. Son ayakta 9, 3, 10 ve 13 arkadaşlar. Yine küçük bir kupon şablon verdim sizlere. Ben para için böyle bir şansımı böyle deneyeceğim. İnandığım atları oynayacağım. Siz de dilediğiniz atları ekleyebilirsiniz. Beğenmediklerinizi çıkarabilirsiniz. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Önce unutmayın kendi tuttuğunuz atlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.